Ben gazeteciyim. Benim bir suçum yok. Çıkar boynundan atoyu bir çocuk. Salıncaklar mı yok sana? Kalk hadi o soğuk betondan. Yatacak başka yer mi yok sana? Annemi verdim, babamı verdim, en sevdiklerimi ölüme de. Ben bu yaşımda gitmenin böylesini görmedim. Kırılan bir boyun gibi orta yerinden kırıldığında ömrüm, görmedim Ademoğlunun dalından koparılır gibi koparıldığını. Ve böylelikle umut etme kabiliyetimizi aldılar elimizden. Ne diyeyim? Dilerim ihtiyacı olan birine gidiyordur bizden çaldıkları umut. Dünya adaletsiz çocuk. Dünya zorba. Elbet eşitleneceğiz o gün kıyamda. Bu kekeme, toz ve duman sözlerimi iyi belle. Bahara kalmaz, gelirim yanına.
Allah kabul etsin. Sağ ol abi. Maşallah. Dindar birisine benziyorsun. Senin gibilerin yolu buralara pek düşmez ama. Yalnız bir şey merak ettim. Biraz önce fazladan namaz kıldın. Bildiğim kadarıyla ikinin namazının farzından sonra nafile ibadet yoktur. Nafile değil. Kaza namazı kıldım. Ne zaman kazaya bırakmıştın ki? Gözaltındayken. Kaç gün gözaltında kaldın? 29 gün. Allah Allah. 29 gün öyle mi? Namazlarını kılmana izin vermediler mi? Kılamamışsındır. Kıldırmamışlardır herhalde. Aslında namazlarımı kıldım. Bir tek vakit bile kaçırmadım. Fakat... Fakat ne? Fakat namazın şartlarını yerine getiremedim. Hep eksikti. Abdest alamadım. Teyemmüm ettim. Olsun. Teyemmüm de olsa kabul değil mi? Ama toprak bulamadım teyemmüm edecek. Bazen beton duvara, bazen demir kapıya ellerimi sürerek teyemmüm ettim. Kabul olur mu? Kabuldür. Yine de kabuldür senin namazların. Kıbleyi de bilmiyordum. Yalvardım onlara ama söylemediler. Ben bu arada namazın diğer rükünlerini de yerine getiremiyordum. Çoğu zaman zorla rüküye gidebiliyordum. Hele hiç secde yapamıyordum. Yine de kabuldür seni kıldığın namazlar. Sen öyle kabul kabul diyorsun ama... Biliyor musun? Gözaltında tutulduğum 29 günün 15 günü anadan yürüyandım. Çırılçıplaktım. Soymuşlardı beni. Yalvarıyordum. Ne olur Allah için. Bir tek çamaşırım verin bana. Hiç olmazsa namaz vakti verin dedim onlara. Ama vermiyorlardı. Çamaşırlarımı verin. Yalvarıyorum lütfen. Mümkün olduğu kadar... Toparlanıp avret yerlerimi örtmeye çalışıyordum. Fakat bunu da her zaman yapamıyordum. İşte böyle namazlarımı kılıyordum. Hayır, bana bak delikanlı. Bu kıldığın namazları asla kaza etmeyeceksin. Rabbinin huzuruna varınca Allah'ım sana bunları getirdim diyeceksin. Biliyor musun? Hayatın boyunca kıldığın en önemli namazlar
bu namazlar olacak.